Merhabalar, ben Doçent Doktor Yaşar Türk. Anısal ve girişimsel radyoloji uzmanıyım. Aslında girişimsel radyolojiden çok kısaca bir bahsetmek isterim. Biz anısal radyolojide kullandığımız bütün aletleri, yani ultrason olabilir, tomografi olabilir, MR olabilir veya anjiyo aleti olabilir. Bunları bir görüntüleme kılavuzu olarak işlem sırasında kullanıyoruz. Dolayısıyla normalde ulaşılması çok zor olan bir yerlere bu cihazların yardımıyla çok rahatlıkla ulaşma şansımız var. Biz bir iğne deliğinden işlemi yaparak hastanın vücudunda herhangi bir iz bırakmadan, ayrıca genel anesteziye gerek kalmadan sadece o noktayı uyuşturarak hastaya büyük bir konfor sağlıyoruz. Bugün size anlatmak istediğim konu miyom embolizasyon veya miyomları anjiyo yöntemiyle yok etme yöntemi. Normalde miyom cerrahisi büyük bir ameliyattır ve yağ rehimin tamamının alınması veya birer birer miyomların alınmasıyla sonuçlanan bir işlemdir. Bugün çok çok ender görülen bir vakadan bahsedeceğiz. Bizim hastamız neredeyse bir portakal kadar miyomu tam rehimin ağzında saklanmış bir vaziyetteydi. Onun dışında çok sayıda bu miyomlara patates tarlası şeklinde tarif ediyoruz. Çünkü çok sayıda miyomdan oluşan bir rehimden ibaretti. Besleyen damarları tıkıyoruz ve bu miyonlara kan ulaşamadığı için kendiliğinden çürüyüp ve vücut onları birer birer atmaya başlıyor. Hastamızın da kendisi ifade edecektir. Yaklaşık 2 hafta sonra bahsettiğimiz embolize olan miyomları doğurur gibi birer birer dışarı atmıştır. Hastayla ilgili söylediğimizde de cerrahisi mümkün olmayan bir vaka. Çünkü rehimin iç kısmında cerrahi olarak ulaşılması çok zor olan çok sayıda miyom kitleleri olduğu için bahsettiğim miyom embolizasyon yöntemiyle bunların hepsini tek bir seansla başarıyla devaskülerize dediğimiz kansızlaştırma ve sonra da takiben vücut kendisi bunları dışarı atmayla sonuçlanıyor. Merhabalar, Aslı Ateş ben. Yaklaşık 2 ay öncesi çok ciddi kanamalar yaşıyordum. Öncesinde de kanamalarım çok fazla oluyordu ama bu 2 ay öncesinde kanamalarım çok daha arttı. Araştırırken aslında çok ciddi rahminde miyomların olduğunu öğrendim çekilen MR'larla birlikte. Ve bu miyomlardan bir tanesi özellikle çok büyüktü. Bir portakal büyüklüğünde ve rahim ağzında olduğu için bu rahim ağzında olan miyom benim reglilerimi engelliyor ya da fazlalaştırıyor ve kanamalarım bir anda ortaya çıkıyordu. Bu kanamalar bende demir anemisine sebep oldu ve bunun üzerine de tedavi olmak durumunda kaldım. Sonrasında Esra Kartal'la tanıştım ve onların yönlendirmesiyle sonrasında da Yaşar Türk hocamla tanıştım ve girişimsel radyoloji ile ilgili bir çözüm olduğunu söylediler bana miyomlarla ilgili ve tam bir ay öncesinde bir operasyon geçirdim. Bu operasyon çok ağrılı olacağını söylediler ama benim ağrılarım biraz daha iyi geçti. Bir gün hastanede yatmam yeterli oldu. 9 gün sonra o portakal büyüklüğündeki olan miyomumu düşürdüm. Onu atmak, ondan kurtulmak. Ben de fizyolojik olarak yani ben kilolu bir insanım ama 2-3 aylık hamile gibi bir şişkinliği maliyetten oluyordu. Ve bu şişkinliğim anında gitmesi sonrasında yolunun açmasıyla birlikte diğer miyomlarımın da düşmesiyle birlikte aslında şu an bugün bir ay sonrasında çekilen MR ile birlikte hem rahmimin normal boyutlara doğru döndüğünü hem de miyomlarımın hepsini düşürdüğümü görmüş olduk. Umarım benim gibi bunları yaşayan kadın arkadaşlarım bu yöntemle tanışır ve onlar da bir an önce tedavi olup sağlıklarına kavuşurlar.